Isparta'da kongresi varmış İyi Parti'nin. Feridun Bahşi daha öncesinde istihbaratta görev yapmış. Orada generallik mi yapmış, müdürlük mü yapmış, bir başkanlık mı yapmış bilmiyorum onu. Kendisi İyi Parti'nin Isparta'daki ilk kongresinde bir açıklama yaptı. Ve bu açıklamada akşam işte CNN Türk'te, ÖTE'de, Beri'de, televizyonlarda da konuşuldu. Ve açıklaması şu şekilde. Diyor ki 15 Temmuz gecesi genel başkan bir tweet yazmış. Fethullah'ı gömen bir tweetti bu. Dedim ki abla şimdi bir gün önce ben zaten bu herife sövdüm. Sen de bu tweet'i atarsan bu herifler de başarılı olursa ikimizin de kolunu bacağını keserler bir tarafımızdan asarlar. Bunu biraz yumuşatalım demiş. Bu ne yani ne diyor burada Uğur? Diyor ki 15 Temmuz gecesinde hani lidersin ya sen. Hani arkanda bir kitle var ya. Bir darbe var. Ülkenin yönetimine birileri el koyuyor ve senin de aksiyon alman lazım. Yani ya o darbenin karşısında olduğunu veyahut da destekçi olduğunu veyahut da üç maymuna yatacaksın. Görmedim, duymadım, konuşmuyorum. İşte Kemal Kılıçdaroğlu onu yaptı. Tankların arasından sıvıştı ve gitti Bakırköy Belediye Başkanı'nın evine, giydi ponçik terliklerini, oturdu aldı eline kahveyi. Bakalım sonuç ne olacak diye oradan izledi. Şimdi Meral Akşener o gece ne yaptı? Bu Feridun Bahşi anlatıyor onu. İyi Parti'nin Isparta İl Kongresi'nde ve öyle bir anlatıyor ki böyle güle güle ya diyor gece diyor Meral Hanım'ın diyor yazdığı bir tweet vardı. Hani daha darbeyi lanetleyen, Fethullah Gülen'i gömen. O tweet'i görünce dedim ona ki ya şimdi Sayın Genel Başkan, şimdi ben buna dün sövdüm. E sen de şimdi öyle bir tweet atıyorsun, gömüyorum. Allah muhafaza bunlar eğer başarılı olursa bizi bir yerlerimizden asarlar. Ondan sonra diyor gece 24'ten sonra diyor Genel Başkan en iyi darbe en kötü demokrasiden evladır şeklinde tweet attı diye. Şimdi televizyonlarda konuşulan şey ne biliyor musun? Şu en altta yazdığı yumuşak ve saat 24'ten önce genel başkanımızın attığı en iyi darbe en kötü demokrasiden daha evladır. Şimdi bu yani sehven söylenmiş bir söz. Bu sözün doğrusu hani en kötü demokrasi en iyi darbeden daha iyidir. Söz bu. Şimdi akşam bunu tartışıyorlar ya. İyi Parti'nin milletvekili de açıklama yapıyor. Ya diyor ki orada sehven söyledim onu. Hani yanlış bir cümle kurdum orada. Yani en iyi darbe en kötü demokrasiden iyidir değil. En kötü demokrasi en iyi darbeden daha iyidir yazmam lazımdı. Onu düzelteyim. İyi de problem burada değil. Evet bu sehven söylenmiş. Bu daha önceden yıllardır Türk siyasetinde kullanılan bir motto. İşte en kötü darbe bile, işte en kötü demokrasi bile en iyi darbeden iyidir. Bunu herkes kullanıyor. Burada problem yok. Evet sen burada dilin sürçmüş ve sehven bunu kullanmışsın. Bu tamam. Ama bu açıklamadaki problemli yer burası değil. Bu açıklamadaki problemli yer bir partinin başında, bir hareketin başında bu ülkenin yarınlarıyla alakalı mücadele edeceğini söyleyen bir kadın, bir parti lideri darbe oluyor ülkede ve danışmanlarıyla, yardımcılarıyla yaşadığı diyalog şu. Şimdi böyle çok sert de gitmeyelim. Ola ki bunlar darbeyi işte başarılı olurlarsa darbede bunlar bizi bir tarafımızdan asarlar. Şimdi sen bu milletvekiline gitsen, bu milletvekili delikanlılığı, posta koymayı, racon kesmeyi sana bana bırakmaz. Bunlar yani memleket için ölümü göze almış adamlar. Sen ne anlatıyorsun ya? Şöyle geriye dönük bir bakalım. Sana 1 milyon tane kahramanlık hikayesi anlatırlar. Hiç unutmuyorum. Bir abimiz, 3 tane de kız çocuğu olan bir abimiz bana şunu söylemişti. Kızlarımı istemeye gelen delikanlıya soracağım ilk soru. 15 Temmuz gecesi neredeydin? Ne yapıyordun? Ben oradan bakacağım adamlığına diye. Bu değişik bir bakış açısı. 15 Temmuz gecesi neredeydin ve ne yapıyordun? Ben ancak kızımı ben böyle birine verebilirim. O gece beni mutmain edecek açıklama. Bakacağım memleket sevdası var mı? Namusuna sahip çıkıyor mu? Memleketi için kendini namlunun ucuna atıyor mu? Evladı için, çoluk çocuğu için, eşi için, İslami ve insani konforu için göğsünü siper edebiliyor mu? Ben delikanlılığı buradan bakarım. Bir adamın parası var mı yok mu? Dün yoktu parası. Yarın Allah açar ona bir kapı. Çok para verebilir ona. Gençliğinde nice parası olan adamların daha sonradan böyle dımdızlak ortada kaldığını, önceden 5 kuruş parası olmadan bir yerde küçük küçük işler yapmaya çalışan adamın yıllar sonra çok farklı servetlere sahip olduğunu gördük biz dünyada. Ama adamlık, yürekli olmak başka bir şey. O kriz anında, o her tarafın sis bulutlarıyla kaplı olduğu anda
sen aslan gibi durabiliyor musun? Durum burada. Bir lider var. Bakın parti genel başkanı demiyorum. Parti genel başkanı herkes olabilir. Mesela Ahmet Davutoğlu. Ahmet Davutoğlu bir lider değildir. Parti genel başkanıdır. Birisi ona müsaade eder. Kongreye girersin. Kongreden oy alırsın. Hop olursun partinin genel başkanı. Ama lider olmak başka bir şey. Lider kitleleri arkasından sürükleyen kişiye denir. 15 Temmuz gecesinde Meral Akşener kendi yardımcılarıyla beraber ya şimdi böyle hani çok Fethullah'ı da gömecek, onu da böyle sıkıntıya sokacak. İşte şey yapmayalım bakarsın şimdi bak bu dar. Ulan o darbe başarılı olsa senin attığın tweet'e mi bakacaklar? Cumhuriyet Halk Partisi'ndeki yetkililer veyahut da İyi Parti'de olanlar eğer 15 Temmuz darbe girişimi başarılı olsaydı bu AK Partilileri hepsini hapse tıkayacaklar, öldürecekler, asacaklar, kesecekler, bize de meydan kalacak öyle mi zannediyorlar? Daha önceki darbelere bakmadılar mı? O darbelerin hepsinde siyasilerin hepsi diskalifiye edildi. Ama şimdi bugün ortalıkta işte ben milliyetçiyim, ben işte dişi Asena'yım, işte ben Asena'yım, dişi kurtum, ben işte şöyle meydan okurum, böyle namerdim, oradan dönersem ne olayım diyenlerin aslında dün neler yaptıklarını biliyoruz. Ama birileri galiba bunu biz bilmiyoruz diye farklı şeyler söylüyor ortalıkta. Ama gerçeklerin bir gün mutlaka gün ışığına çıkma gibi bir özelliği var ya. İşte bir İyi Parti kongresinde İyi Parti milletvekili kahkahalar eşliğinde 251 vatan evladımızın şehit olduğu ve Boğaziçi Köprüsü'nde normal sıradan bir delikanlı, ne milletvekili, ne efendime söyleyeyim hani işte bilmem özel harekatçı, istihbaratçı, askeriyeden emekli, öyle bir şey değil. Normal sıradan bir esnaf bir arkadaşımız, bağrı açık, bu coğrafyanın, bu memleketin evladı. Kameraya dönüp öleceksek adam gibi öleceğiz. Bir insan bir kere ölür, o da bu gece öleceğiz diye iradesini ortaya koyan, yüreğini ortaya koyan insanların olduğu bir geceyi kahkahalar eşliğinde anlatan İyi Parti milletvekili ve orada hani televizyonlara bakıyorum. Televizyonlarda da oturmuşlar. Yok efendime söyleyeyim hani o cümleyi yanlış mı kurdu? Sehven mi kurdu? Yani en iyi demokrasi en kötü darbeden, işte en kötü darbe en iyi demokrasi. Mevzu o değil ki. Mevzu başka bir itiraf var orada. 15 Temmuz gecesinde bu memleket, bakın 15 Temmuz gecesi bir darbe girişim gecesi değildir. Bir işgal girişimidir. Tankla, topla, tüfekle meclisin bombalandığı, özel harekattaki askerlerimizin, evlatlarımızın bombalandığı, savaş uçaklarımızın alçak uçuş yaptığı, tankların sokaklarda, arabaların insanların üzerinde yürüdüğü, helikopterlerle o bilmem ne 16 mermisi midir nedir ondan attığı öyle bir gece bu. 250 şehit vermiş, 2300-2400 gazimiz var, yaralanan adamımız var. Adam kalkıyor diyor ki biz diyor o gece diyor genel başkana da söyledik ya başkan, yani hani şimdi öyle de tweetler atmayalım. Yani hani bakarsın şimdi bunlar başarılı olur. O gece acaba bunlar başarılı olacak mı? Ondan sonrasına hazırlanalım diyen adamlar, hiç kimse kusura bakmasın, ödleyin önde gidenidir, korkağın önde gidenidir benim nazarımda. Birileri bunu kabul etmez, o kendi bileceği iştir. Şimdi ben buradan bu itirafla neyi göstermek istiyorum biliyor musunuz? Geçen 2022'nin sonları ortalarıydı galiba, yaz ayıydı. Meral Akşener bir grup toplantısında kalktı, dedi ki gençler hatırlamayabilir, büyüklerinize sorun. Bakın aynen metni okuyorum size. Google'a da bakabilirsiniz. Bugünün caka satanları başörtüsüne uzanan o el, başörtüsüne uzandığında 28 Şubat susmuş olmuşken, uçaklara doluşup Almanya'ya kaçışırken başörtüsüne uzanan eli kırarım diyen bendim ben. Meral Akşener diyor. Meral Akşener diyor ki 28 Şubat'ta o başörtüsüne el uzanırken millet işte Almanya'ya kaçıyordu, öteye beriye kaçıyordu. Herkes sus pustu. O gün o başörtüsüne uzanan eli kırarım diyen bendim diye gözümüzün içine baka baka bunu söylüyor. Kim söylüyor bunu? Meral Akşener. Bugün buradan tekrarlıyorum. Devam ediyor. Şimdi niye? Meydanı boş buldun mu?
önümden çekilin. Başörtüsüne uzanan elde, başı açık bir kadının saçının teline uzanan elde o gün nasıl bir tavırla karşılaşmışsa bugün de aynı tavırla karşılaşacaktır. Meral Akşener. Süper değil mi? Meral Akşener. Herkesin suspus olduğu 28 Şubat sürecinde başörtüsüne el uzanırken o eli tutan, kıran, herkes suspusken, herkes bir yerlere, Almanyalara, ötelere, berilere kaçarken Meral Akşener çıktı ve dedi ki siz o başörtüsüne dananananananan değil mi? Arkadaşlarım Meral Akşener 1997 yılında Mehmet Ali Brand'ın sunduğu 32. gün programına İçişleri Bakanı olarak katıldı. Ve İçişleri Bakanı olarak katıldığı o videoda sosyal medyanın her tarafında boy boy dolanıyor. İnternete girip bakabilirsiniz ona. Diyor ki Meral Akşener, ben imza attım diyor Milli Güvenlik Kurulu kararlarına. Hani o meşhur komutanların dizilip de rahmetli Erbakan Hoca'ya boncuk boncuk ter döktürdükleri o 9 saat süren Milli Güvenlik Kurulu toplantısı var ya, seçilmiş hükümete liste halinde bunları yapacaksın dedikleri o 9 saatlik Milli Güvenlik Kurulu. Ülkenin her tarafında PKK terör örgütü tarafından şehit edilen askerlerin tabutları gelirken o dönemde irtica PKK'dan daha tehlikeli bir örgüttür. Onun için birinci sıraya PKK ile terör örgütüyle mücadele değil, bu şeriatçılarla, bu bilmem dincilerle mücadele edeceğiz diye madde koydurdukları o meşhur 9 saatlik Milli Güvenlik Kurulu'ndan sonra diyor ki Meral Akşener 32. gün programında Mehmet Ali Brand'a, ben imza attım Milli Güvenlik Kurulu kararlarına. Orada katılanlardan birisi olarak gönülden inanıyorum ve onlar uygulanacak. Uygulanması gerektiğine de gönülden inanıyorum. Hani sadece o darbeyi Milli Güvenlik Kurulu'nda askerler böyle talimat verdi diye ben uygulamayacağım o Milli Güvenlik Kurulu kararlarını. Ben onlara gönülden inandığım için onları yapacağım. Ve orada Mehmet Ali Brand diyor ki ona, yani mesela diyor başörtüsü. Hani en kolay uygulanabilecek. Siz de İçişleri Bakanısınız. Hani bunu siz uygularsınız. Ne yapacaksınız? Uygulayacağız diyor. Hemen uygulayacağız. Peki diyor uygulamazsanız diyor istifa eder misin? Hayır diyor, ben onu uygulayacağım. Yani uygulanmaması gibi bir şey söz konusu değil diyen Meral Akşener aradan geçen 20 yıl sonra 20-25 yıl sonra geçip karşımıza bize diyor ki o 28 Şubat'ta var ya o eli kırarım diyen bendim. Bu kadar insanların gözünün içine baka baka yalan söylenmez. O eskiden de o bir söylerdim bir şey unutulurdu giderdi. Ama şimdi kayıtlar var. İnsanlar şunu söyleyebilirsin. O 28 Şubat sürecinde ne bileyim yani biz biraz tırstık. Hani asker var darbe yaparlar. İşte tanklar manklar yürütülüyor sokaklarda. Ortam zaten gergin. Hani bir sürü faili meçhuller oluyor. Bir yanda PKK terör örgütü var. Ortam hiç müsait değildi. Ve o dönemde hani o Milli Güvenlik Kurulu kararlarıyla alakalı öyle söylememiz gerekiyordu diyebilirsin. Ama milletin gözünün içine baka baka 28 Şubat sürecinde o askerin ne dediyse onlara gönülden inanıyorum, onları yapacağım. Yani bu ülkeye başörtüsü zulmünü uygulayacağım diyen Meral Akşener sonra geçip karşımıza hey hey milletin kaçıp gittiği dönemlerde biz irade ortaya koyduk. Biz işte şunu yap. Bu milletle dalga geçmektir. Hatta bir 14 Mart 1997'deki bir gazete küpüründe özellikle bu bölüme ekledim onu. Diyor ki İçişleri Bakanı Meral Akşener kolları sıvadı. Bakanlar Kurulu'ndan sonra milli güvenlik kararlarının uygulanması için harekete geçti. Çillerle görüşen Akşener devrim yasalarına aykırı kılık kıyafetin yoğun olarak giyildiği Fatih Çarşamba'da sarık harekatı yapılması için kolları sıvadı. Hani lan insanların kılık kıyafetinden dolayı el uzandığı zaman o eli tutup sen kırıyordun? Şimdi bu 3-4 tane konuyu birlikte anlatınca başta Feridun Bahşi bize söylemiş olduğu Antalya milletvekili Feridun Bahşi'nin o Isparta Kongresi'nde dile getirdiği cümlelerin aslında ne olduğunu daha net anlıyoruz. Bu ülkede birileri o gece ölümüne derken birileri bütün milletimi meydanlara bekliyorum. Ben de binip o meydana ineceğim ve bakacağız bu işgalcilere, bu hainlere, bu milletin silahını eline geçirmiş ve o silahla
bu millete ateş etmeye çalışan o hain, o bir dolara ruhunu satan o mankurtlara karşı sokakta mücadele edeceğiz diyen bir Tayyip Erdoğan, onun karşısında da evinde aman şimdi böyle çok incitecek, çok gömecek, çok hakaret edecek tweetler atmayalım biz. Bakarsın bunlar başa gelirse bizi bir tarafımızdan asarlar diyecek kadar ürkek olan ve ondan sonra da ortalık normale döndüğü zaman kahramanlık hikayeleri bize anlatan bir zümreyle karşı karşıyayız. Neyin ne olduğunu ve bu olayın nasıl değerlendireceğini de bizi izleyen dostlara havale ediyoruz.